Neymiş? Ne yapabilirdim? Göz göre göre Simge'nin çocukları hırpalamasına ve yalan söylemesine izin mi verecektim? Bak kızım, Hakan bu kez kararını kesin vermiş gibi. Ben de Simge ile evlenmesini istemiyorum. Ama elden ne gelir? Sonuçta nereden bakarsan bak, biz bu evde sığıntıyız. Sığıntıyız değil mi? Haklısın. Ben kararımı verdim. Gidiyorum. Delirme yine. Nereye gidiyorsun? İnsan olmana az kaldı. Sık dişini. Hı? İnsan olmaktan vazgeçmiyorum ki. Burada yaşamaktan vazgeçiyorum. İkimiz başımızın çaresine bakarız. Ne dersin? O çocuklar benim elime doğdu kızım. Onları bırakıp nereye giderim? Peki. Ben de yalnız giderim. Peki çocuklar ne olacak? Onlara gideceğini nasıl söyleyeceksin? Kolay olmayacak ama bir yolunu bulacağım. Bu da mı gelecekti başımıza? Mahpus, böyle yapma. Ben üzülmüyor muyum sanki? Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hem belki de böylesi daha iyi. Hadi yapma. Yapma, ağlama lütfen. Hadi. Hadi Mahpus, yapma. Temelli gitmiyorum ki. Sık sık geleceğim. Hakan'a bir akrabamıza taşındığımızı söylersin. İnadım inat diyorsun yani. Neden anlamıyorsun? Çok sıkıldım bu belirsizliklerden. İnsan olana kadar biraz böyle yaşayalım. Hakan'ı da bırakalım, canı ne istiyorsa onu yapsın. Bizi habersiz bırakma, iyi mi yavrum? Hiç öyle şey olur mu? Canım benim. Bir oradayım bir burada biliyorsun. O da doğru ya. Vasıta derdi yok nasıl olsa. Şimdi çocuklarla konuşmaya gidiyorum. Ay çok üzülecekler, çok. Özge çok iyi. Emre'ye de ben gereken cezayı vereceğim zaten. Müdür bey, ben buraya sadece Özge'nin değil, aynı zamanda Emre'nin de velisi olarak geldim. Biliyorsunuz bizim ofiste işler biraz belirsiz. Çocuklar şu aralar zor bir dönemden geçiyor. Hırçınlıkları da bu yüzden. Hayır, işte bu yüzden değil. Senin babamla evlenmeni istemiyoruz. Bizim velimiz olmanı da istemiyoruz. Hiçbir zaman annemiz olamayacaksın, anladın mı? Zavallı çocuklar. Psikolojileri bu zamana kadar o kadar büyük hasarlar almış ki. Müdür bey, sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Cezadan falan bahsettiniz ya. Simge Hanım, bunun zorunlu olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ama çok rica ediyorum. Son bir kereye mahsus affetseniz. Göreceksiniz bakın. Bundan sonra hiçbir sorun çıkarmayacak. Bundan sonrası için sorumluluğu tamamen ben alıyorum. Hanımefendi, sizin bu yüce gönlünüzün hatırına bir kez daha affediyorum. Ve sonrası için de size güveniyorum. Teşekkürler müdür bey. İzninizle ben Emre'yi bulup getireyim de özür dilesin sizden. Simge Hanım, hiç gerek yok. Simge Hanım, lütfen, lütfen. Fena bir ceza alacak bana kalırsa. Ben vurdum. Hem de nasıl? Babam çok kızacak vallahi. Hak etti. Hem de fazlasıyla. Böylece benimle uğraşmaktan vazgeçer belki. Hiç sanmam, gıcık. Dugulisi. Yandı. Kurtarıcı meleğiniz de geldi işte. Nana? Ne oldu? Ne oldu? Özge Emre'yi kızdırdı. Emre de ona saldırınca müdür odasına götürdü. Çok büyük bir ceza alacak. Müdür seni mi çağırdı yoksa? Hayır hayatım, benim hiç haberim yok. Ben sizinle bir şey konuşmaya geldim aslında. Aman efendim, siz mi geldiniz? Hadi, hadi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merak etmeyin, Simge Hanım'la hallettik biz o konuyu. Ben yine de Emre'yi bir göreyim. Anneniz hanımefendi nasıllar acaba? Çok iyiler. Çok uzun zaman oldu. Beni merakta bıraktı vallahi. Ya. Bana bak böcek. Eğer bir daha kızıma dokunacak olursan senin o etlerini lime lime ederim, anladın mı? Senin yerinde olsam aklımı başıma alırdım bacaksız. Yoksa anandan emdiğin sütü burnundan getirmesini iyi bilirim ben. Anladın mı beni cüce? Sana söylüyorum. Bundan sonraki hayatınız hiç kolay olmayacak. Babamla evlenince, ki yakında evleneceğiz. Eğer benim sinirimi bozmaya devam ederseniz size hayatı zindan ederim. Anladın mı? Ne yapıyorsun sen? Nana! Anladın değil mi Emre'cim? Bundan sonra şiddet yok. Konuşarak hallediyoruz sorunlarımızı, öyle değil mi?
Emre çok şanslı bir çocuk Simge Hanım. Babalarının sizin gibi bir hanımefendiyle evlenmesi gerçekten yerinde olacak. Biz böyle bir durumdayken. Zaten her şey çok kötü gidiyor. Bir de sen gidersen ne yaparız biz? Sadece bir süreliğine gideceğim. Babanızın kafasını toplaması ve kesin kararını vermesi için bu şart. Kim bilir, belki de yanlış yaptığını anlar. Ya anlamazsa? Ya Simge'nin bize çok kötü davranacağını biliyorsun ama, değil mi? Asıl ben varken hırs yapıp sizi daha fazla hırpalıyor. Bakın çocuklar, ben istediğiniz her zaman yanınızda olacağım. Yani biz istediğimizde hop diye yanımıza gelecek misin? Tabii ki. Ne zaman isterseniz. Sadece babanızın gittiğimi zannetmesini istiyorum. Anlaştık mı? Tamam ama uzun sürmesin ama. Canım benim. Canım. Ya Gökhan! 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 Ya Gökhan kaçmayın ya! Gel buraya gel! Bir dakika çocuğum kaçmayın! Aaa! Ya bir şey yok! Bir şey yok! Gel buraya gel buraya! Herkes nerede ya? Bana! Dur 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 dur! Dur ya dur sakin ol dur! Korkma benim ya! Selman! Selman? He? Bu ne oluyor? Sorma lan! Başıma öyle bir iş geldi ki! Belli oluyor! Aa! 5 lira param kalmadı biliyorsun! Ya bana biraz açlık versen de üzerime kıyafet alıp şunlardan kurtulsam biliyorsun. İyi de ben de hiç para yok. Hem dert etme, çok yakışıklı olmuşsun. Çok komik. Ya ben burada yanlışım biliyorsun mu? Şu hale bak. Bak ne hale geldim bak. Oturun.